Değerli izleyenler, yüksek kira artışlarına bağlı biliyorsunuz ki 4 bakanlık bir araya geldi, çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önemli bir açıklama yaptı. Kira artış oranı sabitlenecek dedi ama uygulamanın geçici bir uygulama olacağını da altını çizdi. Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden bir. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini buradan ifade etmek isterim. Ev sahibi mülkünün ederini alamamaktan, kiracıysa yüksek fiyatlardan şikayetçi. Kiralar fahiş oranlarda arttı, hükümet harekete geçti. Yeni düzenlemede sona gelindi. Kira artışları 12 aylık tüfeğe göre değil, belirlenecek sabit oran üstünden yapılacak. Böylece yüksek enflasyonun etkisi hafifletilecek. Hem iki tarafın hukukunu koruyan, bununla ilgili bir çalışma yapılması talimatını verdik. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin açılışının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Dört bakanlığın yaptığı ortak çalışmada sona gelindiğini anlattı. Düzenlemenin geçici olduğununsa altını çizdi. Neye göre yapılacak? TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları, başka şeyler. Bütün bunları da dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formu. Bunların denetimi nasıl yapılabilir? Bir denetim mekanizması olsa bunun üzerine de bir çalışma yapılıyor. Tabii bu geçici bir düzenleme olacaktır. Onun da altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız. O süre bittikten sonra da bu eski hale tekrar devam edecek. Ve yine son günlerde sanki intihar girişimlerinde ve intihar vakalarında da bir artış yaşanmaya başladı. İstanbul Ümraniye'deyiz. Bıçaklı bir kişi intihar etmeye kalktı. Sonrasında bakın neler yaşandı. Meydana çıktı, önüne gelene bıçak salladı. Şahsın kim olduğunu bilmiyoruz şahsen ama ortalık iyice karıştı burada. Trafik olsun, her şey. Yani toplandı bu meydana elinde bıçaklı bir şahıs. Görüntülerin adresi İstanbul'un Ümraniye ilçesi. Bir vatandaş eline aldığı bıçakla cadde ortasına çıktı. Kendisine zarar vermeye çalıştı. Şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şahıs kendisini sakinleştirmeye çalışan kişilerin üzerine bıçakla yürüdü. İhbar üzerine adrese gelen polis çevreyi şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı. O şahıs yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmaları esnasında polise de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen vatandaş biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Olayı görüp toplanan meraklı kalabalıksa o anları adeta film izler gibi izledi. Hadi.